Arkadaşlar merhaba. Kolay gelsin tekrardan. Evet. Bu videomda da Antep fıstığı ağaçları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka tarafımda Antep fıstığı. Antep fıstığı nasıl bir ağaçta yetişiyor? Nasıl bir yerde yetişiyor? Onu göreceğiz. Onu çekeceğim sizlere. Yolda yetişim. Evet, Melih Sümbül'le beraber Adıyaman'a geldik. Yolun kenarında gördüğümüz tarlalarda neler yetişiyor? Onları çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, Antep fıstıklarını görüyorsunuz. Antep fıstığı böyle bir ağaçta yetişiyor. Ve gördüğünüz gibi şu görmüş olduğunuz ağaç Antep fıstığı ağacı ve Antep fıstıkları böyle arkadaşlar. Evet, gördünüz. İçini açtım. Şöyle göstereyim bir de. Bu kabuğu. Bu da Antep fıstığının kendisi arkadaşlar. Antep fıstığı da böyle bir yerde, böyle bir ağaçlarda bu şekilde yetişiyor. Görmeyen, bilmeyen arkadaşlarımız görsünler, bilsinler ve Antep fıstığının nasıl yetiştiğini, nereden geldiğini, ne şartlarla yetiştiğini, ne şartlarda toplandığını. Yani toplayan kimseye denk gelmedik ama ve görünüş şekli bu. Bu ağaçtan toplanıyor arkadaş bu. Görmüş olduğunuz Antep fıstığı. Antep fıstığı bahçesi. Arkadaşlar. Adıyaman. Adıyaman'ı geç, Adıyaman'dan beri gelirken Şambayat. Şambayat var. Şambayat ilçe mi? Artık tam bilmiyorum ama Şambayat'ı geçtik ve bu bahçeye denk geldik. Yine bu bahçeden var, yol üzerlerinde bahçelerden var. Bu bölgede bu Antep fıstıkları böyle yetişiyor arkadaşlar. Şu anda tablacılarda falan böyle marketlerde de var mı bilmiyorum da yol kenarlarında falan firik diye adlandırdığımız, şu an firik arkadaşlar, bunun firiği toplanıyor ve firik olarak satılıyor. Ve bu yetiştiğinde arkadaşlar size şöyle dışındaki kabuğunu alacağım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışındaki kabuğunu aldım. Bu da Antep fıstığının normal kabuklu ve bizim soframıza, evimize aldığımız şekliydi arkadaşlar. İşte böyle. Bunun kilosunu şu anda 30 lira civarında satıyorlar. Bu vaziyettekinin.
yetişkin hali nasıl tam bilmiyorum, kaç lira tam bilmiyorum ama evet, Antep fıstığı bahçesi de böyle arkadaşlar. Antep fıstığı ağaçları bahçesi gördüğünüz gibi böyle. Burası küçük bir tarla, fazla büyük değil bu tarla, küçük bir tarlaya adam Antep fıstığını ekmiş, yetişiyor birkaç güne kadar bunu toplayacaklar. Bu artık belki de firik toplamayacaktır bu adam. Ve arkadaşlar, herkese kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum, bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.